Aktif Öğrenci dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yansın Durak. Bugünkü dersimizde arkadaşlar Türkçe'de, İngilizce'de kullanılan either or veya neither nor yapısını göstermek istiyorum. Biz bunu Türkçe'de ya ya da anlamına veriyor veyahut da ne de anlamına verecek kelimeler arkadaşlar bunlar. Either ya or ya da neither ne nor ne de anlamlarına geliyor. Şimdi bunları cümle içinde görelim arkadaşlar. Mesela burada iki tane alternatif verilmiş. Bunlardan hiçbiri olmadığını söylüyor. Mesela o Amerikalı değil. He isn't American. Bakın burada. He isn't German. O Alman değil. Amerikalı değil. Alman değil. Aynı kişiden bahsediyoruz, tamam mı arkadaşlar? Burada onun İngiliz olduğunu söylüyor. He is British. Yani o ne Alman ne Amerikalı, o İngiliz. Bu anlamları verecek ifadeleri kullanacağız arkadaşlar bu dersimizde. He is British. Gördüğünüz gibi. O mesela şu cümlemize bakalım. He isn't either American or German, but he is British. O ne Amerikalı ne de Alman, o İngilizdir. Tamam mı arkadaşlar? Bakın either yapısını kullandım burada. Bakın negatif ifadelerde either kullandım. He is neither American nor German, but he is British. Yine aynı anlamı veriyor. Yalnız burada bilmeniz gereken bir nokta var. Neither nor kalıplarında negatif anlam hiçbir zaman kullanılmaz. Tamam mı? Yapı kullanılmaz. Zaten neither nor yapısı otomatikman cümleyi olumsuzluk anlamı veriyor arkadaşlar. Şimdi bunları İngilizce söyleyeyim tekrardan. He isn't either American or German, but he is British. He is neither American nor German, but he is British. Arkadaşlar burada okunuşlar birazcık değişebilir. Mesela ya either diyebilirsiniz veya either diyebilirsiniz. İkisi de olur. Burada da aynı şekilde ya neither diyebilirsiniz ya da neither diyebilirsiniz. Buradaki anlamlar yine bir değişikliğe uğramıyor. Şimdi either veya either, neither veya neither. Tamam mı arkadaşlar? Bakın burada farklı bir örnek vermiş. Bugün sıcak değil. Bugün soğuk da değil. O zaman bugün ne sıcak ne de soğuk diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şurada today is not hot. Bunun Türkçesi bugün hava sıcak değil anlamına geliyor. Today is not cold. Bugün hava soğuk değil anlamına geliyor. Bakın bugün hava ne soğuk ne sıcak diyeceğiz. Ya da ne sıcak ne soğuk diyeceğiz. Bakın today is neither hot nor cold. Tamam mı arkadaşlar? Today is neither hot nor cold. Ne demek bu? Bugün hava ne sıcak, ne de nor, ne de soğuk. Evet, şimdi il yapısına tekrardan bakalım. Bakın sol tarafta Türkçeleri var. Sağ tarafta da İngilizceli gördüğünüz gibi. Bakın ya bu ya da o anlamlarına gelecek şeklinde bir ifade gelmiş. Either this or that. Ya bu ya da o. Bakın cümle tamamlanmamış, tamam mı arkadaşlar? Ya bugün ya da yarın. Either today or tomorrow. Evet veya either da diyebilirsiniz. Bakın örnek cümlemizi görelim. Bakın gelebilirim. I can either come. Bakın burada ya bugün veya da yarın gelebilirim. İkisinden biri, tamam mı arkadaşlar? İki seçenek arasında bir şey söyleyeceğiniz zaman either veya neither kalıplarını kullanabilirsiniz. I can either come today or tomorrow. Okay? I can either come today or tomorrow. Ne demek? Ya bugün ya gelebilirim veyahut da yarın gelebilirim anlamlarına geliyor. Şimdi diğer anlamına örneklere bakalım. İster bunu ye, istersen onu ye. Bakın size bir tane, iki tane seçenek sunmuş ama bir tanesini yapın diyor. O yüzden burada either or kalıbını kullanıyoruz. Either eat this or that. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Either eat this or that. Bir diyalog görelim burada. Bakın, would you like tea or coffee? Çay mı istersin yoksa, bakın orada yoksa anlamına geliyor, kahve mi istersin? Buradaki or kelimesi veya ya da yoksa anlamlarına gelir. Would you like tea or coffee? Tamam mı? Size seçenek vermiş. Fark etmez diyor. Bak, either demiş burada cevap olarak. Yani çay da olabilir, kahve de olabilir. O yüzden either demeniz yeterli. Veyahut da either tea or coffee. Veyahut da şu şekilde söyleyebilirsiniz. Tea or coffee is okay for me. Yani çay veya kahve benim için yani sorun değil anlamlarına geliyor arkadaşlar. Şimdi neither nor kalıbını görelim. Neither nor kalıbı cümleye olumsuz anlam veriyor. Ve görelim şimdi örnekten. Sol tarafta Türkçeleri, sağ tarafta İngilizceleri var arkadaşlar. Bakın ne de anlamlarına geliyor. Neither nor kalıbını gösteriyorum burada. Bakın ne bugün ne de yarın. Neither today nor tomorrow.
Ne şimdi ne de sonra. Neither now nor later. Bakın nor later. Ne bu ne de o. Neither this nor that. Bakın cümle olumsuz anlam veriyor. Ne sen ne de onlar. Neither you nor them. Bakın burada them kullanıyoruz. Ne pizza ne de hamburger. Neither pizza nor hamburger. Neither pizza nor hamburger. Ne para ne de iş. Neither money nor work. Ne seni ne de paranı. Neither you nor your money. Evet, bu ifadeleri kullanıyoruz. Şimdi bunların devamı İngilizce bakalım. İngilizce söyleyelim arkadaşlar. Neither today nor tomorrow. Neither now nor later. Neither this nor that. Neither you nor them. Neither pizza nor hamburger. Neither money nor work. Neither you nor your money. Tekrar ediyorum. Buradaki neither kelimesini neither da söyleyebilirsiniz. Evet, şimdi örneklerimize bakalım. Bakın, ben ne uzunum ne de kısayım. Uzun veya kısa değilim. I am neither tall or nor short. Pardon, nor short. Veyahut da I am neither tall or short. Ne kısayım ne de uzunum. Burada da or kalıbını kullanıyoruz ama burada not kullanmamız lazım. Evet, bakın fiil cümlesine bakarsak ne bugün ne de yarın çalışabilirim diye bir ifade gelmiş. I can work neither today nor tomorrow. Tekrar ediyorum. I can work neither today nor tomorrow. Yani bugün veya yarın çalışamam anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi karışık cümleler gelsin. Bakın, ya okursun ya da çalışırsın anlamına gelen bir ifade. You anlamına geliyor. Çünkü burada you var. Ya sen anlamını veren şurada okursun veya çalışırsın Türkçe'de var. You either study or work. Sadece either study veya work deseniz de yeterli arkadaşlar. You either study or work. Ya ben ya da hiç kimse. Either me or nobody. Ya şimdi ya da asla. Either now or never. Evet, tekrar edelim. You either study or work. Either me or nobody. Either now or never. Bakın karışık cümleler, mixed sentences. Ya evden ya da başka bir yerden seni arayacağım diyor. Bakın, I will either call you from home or somewhere else. Tamam mı arkadaşlar? I will either call you from home or somewhere else. Ya batarız ya da çıkarız. We will either sink or swim. Ya kazanırız ya da kaybederiz. We will either win or lose. Ya seninle olurum ya da hiç kimseyle. I will either be with you or nobody. Bakın buruna, neden bu örnekleri seçtim? Çünkü biz bunu genelde yaygın olarak kullandığımız için bu örneklerin akılda kalacağını düşündüm arkadaşlar sizin için. O yüzden bunları sizler için seçtim. Şimdi tekrar edelim. I will either call you from home or somewhere else. We will either sink or swim. We will either win or lose. I will either be with you or nobody. Evet. Şimdi geçelim diyaloglara. When are you coming back to us? Bize tekrar ne zaman geliyorsun? Either this month or next month. Ya bu ay ya da önümüzdeki ay arkadaşlar anlamına geliyor. Did you drink tea or coffee? Bakın çay veya kahve içtin mi? İkisinden birini söylüyor. Neither. Hiçbirini de içmedim diyor. Bakın neither. Ne içmiş? I just had water. Sadece su içtim diyor. Evet. Geçelim. Evet, bu birinci diyalog. İkinci diyaloğu yaptık arkadaşlar. Üçüncü diyalogumuz da burada. I'm busy tonight, are you? Ben bugün meşgulüm. Bu akşam meşgulüm diyor. Sen meşgul müsün? Yes, me too. Evet, ben de meşgulüm. Burada too kalıbı var. Yes, I am too da diyebilirsiniz burada. Yes, I am too veya yes, me too. Ben de anlamlarına geliyor arkadaşlar. Burada de anlamını katan kelime too. Olumlu anlamlarda kullanırız biz bunu. I'm not hungry. Are you hungry? Bakın, ben aç değilim. Sen aç mısın diye soru gelmiş. Ben de aç değilim diyor burada. Me neither. Çünkü olumsuz bir ifade. Me neither. Ben de aç değilim. Veyahut da I'm not hungry either şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. I'm not hungry either. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde either neither kalıplarını gösterdim. Umarım bu dersimiz sizler için faydalı olmuştur. Sorularınız olursa lütfen çekinmeden YouTube, Twitter veya Facebook hesaplarından veya bilgi@aktifer.com e-postasından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.